5 Mayıs 1997. Darbecilerin hükümeti fişleme belgesinin ortaya çıkması. Onbaşı Sarmusağ'ın karargah dışına çıkardığı Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları başlıklı belge 5 Mayıs 1997 tarihini taşımaktadır. 28 Şubat kararlarının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'nda ise 29 Nisan'da başlayan briefing dizisi sürmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanı namına emriyle yazılan belgede Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi talep edilmektedir. Belgedeki ilk istek, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerindeki bütün dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, bütün yüksek öğretim kurumları, bütün öğrenci yurtları, bütün il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, bütün siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kadrolarıyla, bütün yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın yayın kuruluşlarının listeleridir. İkinci istek, siyasi literatürümüze fişleme olarak geçen karanlık mesainin en açık sözlü ifadesidir. Zira belgede valiler, kaymakamlar, büyükşehir belediye başkanları ve belediye başkanları dahil olmak üzere ülkedeki bütün üst düzey yöneticilerle mülki makamlarda bulunan müdür ve daire başkanı gibi bütün görevlilerin siyasi görüşleri ve yönlerinin bildirilmesi emredilmektedir. Belgede Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri için istenen bu bilgilerin 12 Mayıs'a kadar gizliliğe azami özen gösterilerek hazırlanması ve gizli, kişiye özel gizlilik derecesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmesi istenmektedir. Fişleme belgesini ve akıbetini dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan şöyle anlatır. BÇG belgelerini İçişleri Bakanı Meral Akşener ilk bana haber verdi. Hemşehrilikten samimiyetimiz var. Abi elimize bir belge geçti. Gizli bir belge. Sizinle görüşsek dedi. Ankara hakim evinde buluştuk. 5 Mayıs tarihli fişleme genelgesi Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı ve Çevik Bir'in imzası var. Ben bundan bir fotokopi çektirelim, başbakana iletelim dedim. Bu belge Genelkurmay'dan Cumhurbaşkanı'na kadar gitti. Demirel hiçbir şey yapmadı.